İşte Primatus'ta dahiliye derslerini işliyoruz arkadaşlar. Primatus'un işte bu misafirler de var galiba bugün aramızda. Onlara da biraz tanıtım gibi olacak. Böyle aşağıda sohbet modülümüz var arkadaşlar. Orada istediğiniz soruları vesaire ders sırasında da yazıp sorabiliyorsunuz. Genelde ders bütünlüğünü bozmaması açısından işte aralarda soru almayı tercih ediyoruz. Yani 50 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde yapıyoruz biz dersleri genellikle. O 10 dakikalık molalarda işte sorularınızı yazarsanız diğer dersin yani diğer oturumun başlangıcında öncelikle o soruları cevap verip ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi dahiliyeden arkadaşlar hepinizin de bildiğiniz gibi 29 tane soru geliyor usta. Yani son 4-5 sınavdır bu böyle oturdu. 29. soru işte artık geri hattı. Son özellikle 3-4 sınavdır geri hattı sorularının da artık rutin hale geldiğini görüyoruz dahiliyede. İşte soru dağılımları için yapmış olduğunuz incelemeleri siz de inceleyebilirsiniz. Aşağı yukarı artık soru dağılımı 3 aşağı 5 yukarı aynı geliyor dahiliyede hepinizin de bildiği gibi. Endokrinle başlıyoruz biz dahiliyeyi anlatmaya. Endokrinolojide işlediğimiz dersler işte en başta bildiğiniz gibi hipofizden vesaire başlıyor. Çünkü en çok soru gelen yerler hepinizin de bildiği gibi endokrin bölümünde hipofiz hastalıkları, tiroid hastalıkları, diyabet ve daha sonra da işte adrenal bez vesaire onlar oluyor. Endokrin sorularına bakacak olursak genellikle işte kolay, orta arasında soruların geldiğini görüyoruz ama nadiren böyle zor sorular geldiği de oluyor. Endokrin ve dahiliye nankör branşlar değil arkadaşlar. Eğer okursanız yapabileceğiniz branşlar. Dahiliyenin tuz açısından önemi ne peki? Geçen işte gene incelemediyseniz yani soru incelemelerimizi, dağılımlarımızı. İşte dahiliye biliyorsunuz işte tıbbın temeli, merkezinde olan bir branş. Hepinizin de bildiği gibi. İşte ve pek çok işte soru yakalama özelliği de fazla oluyor diğer şeylerle alakalı, branşlarla alakalı. Çünkü özellikle bu 2012'den sonra biliyorsunuz TUS havuzunda bir değişiklik oldu. O değişen TUS havuzuna baktığımızda temel bilimlerde de artık çok vaka sorularının sorulduğunu görüyoruz. Hatta şu an mesela patolojide sorulan soruların eski dahiliye vaka sorularıyla benzeştiğini görüyorsunuz. Yani artık patolojide bir 4-5 soru vaka sorusu olarak gidiyor. Hepinizin de dikkatini çekmiştir. Patolojiden bu yüzden patoloji dahiliye böyle inanılmaz kıymetli branşlar TUS için. Dahiliyenin diğer branşlar açısından kıymeti mesela özellikle son sınavlarda arkadaşlar farmakolojiden yakaladığımız soru sayısı fazla oluyor. Çünkü farmakolojiye bakarsanız son sınavlarda çıkan farmakoloji sorularında genellikle klinik ağırlıklı yani klinikte çok kullandığımız ilaçlarla alakalı olduğunu görüyoruz. Mesela eski TUS'larda özellikle 2012 ve öncesinde farmakoloji deyince böyle işte klinikte hiç adını duymadığımız ama işte kitaplarda yazan vesaire ilaçların çok sorulduğunu gördük. Ama artık öyle bir durum yok. Artık farmakoloji de artık klinik de böyle iç içe geçmiş halde. Yani TUS'u hazırlayanlar artık şunun farkına vardılar. İşte artık biz soruları gerçekten de vaka üzerinden ya da insanların işine yarayıcı ya da işte insanların günlük hayatında çok karşılaştığı şeyler üzerinden soralım demeye başladılar. Biraz o bakımdan USMLE'ye vesaire benzemeye başladı. Ama tabii ki halen TUS dünyanın en zor ikinci sınavı arkadaşlar. Bu bir mit değil, bu bir söylenti değil. Bu gerçekten böyle. Hem yerleştirme işte kontenjanlar açısından hem sınava girenlerin potansiyeli açısından gerçekten dünyanın en zor ikinci sınavına hazırlanıyorsunuz. Ne yapmak lazım? Konuyu şöyle güzelce bir halledip öncelikle çıkmış soruları bakıp ama çıkmış soruların da eskilerine değil 2012 ve sonrasındaki sorulara bakacaksınız arkadaşlar. 2012 ve öncesindeki bakmanın bir artık mantığı yok. Yani artık onlar çöp oldu. 2012 ve sonrasındaki soruları çözüp çözümlerine de bakıp onların sonrasında konunuzu güzel bir şekilde bizle beraber işte artık ne yaparsınız bir konu bakımından hakim olup ondan sonra da her şeyi son 1-1,5 aya hazırlık olacak şekilde yapmanız lazım. Çünkü son 1-1,5 ayda şöyle güzel en azından bir tekrar hatta tercihen 2-3 tekrar atmanız gerçekten soru yapma potansiyelinizi arttırıyor. Bu bilinen bir gerçek yani senelerdir bu kanıtlı, ispatlı. TUS'ta derece yapan arkadaşlarınıza da bakarsanız eğer onların da çalışma sisteminin bu şekilde olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla kitap üzerinde aldığınız her türlü notlar, diğer kitaplarınızda, soru bankalarınızda çizdiğiniz fosforluyla işte tükenmezle artık ne kullanıyorsanız oradaki yaptığınız her şey son 1-1,5 ayın aslında hazırlığı oluyor. Yani 1-1,5 aylık dönemi siz o zamanki notlarınızı ne kadar hızlı okuyacak şekilde hazırlığınızı yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz sınavda. İsterseniz gene yavaş yavaş başlayalım. Sonrasında gene böyle sohbetler ederiz. Şimdi dahiliye açısından arkadaşlar Harrison'ın biliyorsunuz 2019'da en son basım işte 2022'de yenisi çıkacak. Cecil'inki geçen sene çıktı ama temel olarak baz aldıkları biz kaynağın dahiliyede Harrison'ın olduğunu görüyoruz. Onun dışında işte endokrinolojileri biraz Türk endokrin kılavuzlarından sorabiliyorlar. Göğüs hocaları Türk Thorax Derneği'nin kılavuzlarından soruyorlar ki özellikle bu TUS için önemli olacak nokta herhalde bu GINA kılavuzlarının bir güncellemesi. Çünkü göğüs hastalıklarına geldiğimizde anlatacağız size. 2021'de biliyorsunuz astım KOAH tedavilerinde bir algoritma değişikliği oldu. Onu da geçen TUS'ta sordular. Yani oldukça güncellemelerin de böyle birkaç noktada önemli trik noktalarının olduğu yerler var. Onları da beraber yine bahsederiz. Yavaş yavaş başlayalım şimdi arkadaşlar. Endokrinoloji ilk dersimiz bildiğiniz gibi. Şöyle kısa bir fizyoloji bilgisinden sonra bir takım şeyleri mantığımıza oturtmak açısından sonrasında esas önemli yerlere geleceğiz. Şimdi arkadaşlar anterior hipofiz deyince biliyorsunuz hepiniz fizyoloji histoloji derslerinden. Bu gördüğümüz hücre gruplarının hepsi ön hipofizde mevcut. Önemli olan nokta ne burada bilmemiz gereken nokta?
şu somatotrop dediğimiz hücre grubunun, yani growth hormonu, büyüme hormonu salgılayan hücre grubunun anterior hipofizin en büyük alanını kapladığı. Tamam, en büyük alan somatotroplar tarafından şey yapar arkadaşlar. Peki bu bizim için niye önemli bunu bilmemiz? Çünkü bası altında kalan hipofizde ilk eksilen hormon growth hormonu oluyor. Ses giden başka arkadaş var mı? Bir arkadaşımız ses gitti demiş ama. Yok herhalde. En büyük hücre grubu arkadaşlar somatotroplar olduğu için bası altında kalan bir hipofizdir. Bu işte bir kraniofaranjiyom olabilir, başka bir şey olabilir. Efendime söyleyeyim bir non-fonksiyonel hipofiz adenom olabilir. Burada bası altında kaldığı zaman en büyük hücre grubunu bu oluşturduğu için ilk eksilen hormonumuz bu yüzden growth hormon oluyor arkadaşlar. Bunu bilmek önemli. Sıralamasını birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Laktotrop hücreler ikinci sırada geliyor. Burada prolaktin gerçekten önemli bir hormon çünkü prolaktinle alakalı soruların inanılmaz derecede fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle son sınavlarda buna ayrıyeten değineceğiz. Diğerlerini çok bilmenize gerek yok ama şunu bileceğiz. Prolaktin hariç diğer bütün bu hormonlar arkadaşlar hipotalamus tarafından pozitif uyarıcı etki altındadır. Bu laf kalabalığı değil. Bu aslında şunu demek istiyor arkadaşlar. Bir hipofiz adenomu varlığında örneğin non-fonksiyonel hormon yapmayan bir adenom olsun hipofizde. Bası altında kalan hipofizde tamam ilk eksilenimiz growth hormon ama yükselen bir hormon var mı? Var. Bir hipofiz adenomu hormon yapmasa bile bir hormon yükselir arkadaşlar. O da prolaktin. Çünkü prolaktin nedir? Burada dopaminerjik inhibisyon altındadır. Dolayısıyla non-fonksiyonel adenom bastı yaptığı zaman özellikle hipofiz sapına prolaktin düzeylerinde artış görürsünüz. Bu bizim için klinik olarak neydi anlamlı? Prolaktinomalarla diğer non-fonksiyonel hipofiz adenomların ayırıcı tanısında anlamlı. Çünkü prolaktin salgılayan bir tümör olsa da prolaktiniz yüksek olur. Hiçbir hormon salgılamayan bir adenom olsa da prolaktiniz yüksek çıkar. Ama bunun dereceleri var. Göreceğiz birazdan. İki tane genin burada önemli olduğunu hem Harrison hem de Cecil vurgular açısından vurgular arkadaşlar. Patolojide de Robbins vurguluyor bunu. PROP1 ve PIT1 genlerinin özellikle hipofiz gelişiminde önemli olduğunu bilmemiz lazım. Bunun da klinik anlamı var. İleride değineceğiz. Görüntü ve sesle sıkıntı var mı arkadaşlar? Herhalde bir kişi de var gibi ben anlıyorum. Tamam yani bir şey olursa siz bana şey yaparsınız, söylersiniz. Çünkü bazen benim bağlantımla da alakalı olabiliyor. Şimdi arkadaşlar peki sıralamamız nasıl oluyor hipopituitarizm durumunda? İlk eksilen hormonumuzun growth hormonu olduğunu söylemiştik. Çünkü en fazla yeri somatotroplar karşılıyor biliyorsunuz. Ondan sonra gonadotroplar geliyor bakın. Normalde ikinci sırada prolaktin gelmesi gerekirken burada FSH ve LH'nın etkilendiğini görüyoruz. Sonrasında TSH, sonrasında da ACTH sıralamasıyla etkileniyor. Yani non-fonksiyonel bir adenomunuzda arkadaşlar önce growth hormonunuz eksilecek, sonra gonadotrop hücreleriniz etkilenecek, sonra tiroid, sonra da adrenal etkilenecek. Sıralama bu şekilde oluyor. Burada growth hormonun ilk olduğunu bilmeniz önemli demiştik. Dolayısıyla bize hastalar hipopituitarizm şikayetlerinde genellikle bununla alakalı şeylerle geliyorlar arkadaşlar. Eğer adolesan çağ öncesinde meydana geldiyse hipopituitarizm tablosu bize genellikle growth hormonu eksikliği yani büyüme gelişme geriliğiyle geliyor hastalar. Ama eğer adolesan çağından sonra özellikle geliyorsa o zaman da gonadotrop eksikliği ile alakalı semptomlarla geliyorlar. Yani FSH, LH düşüklüklerine bağlı. Nedir bunlar? İşte kızlarda adet problemleri, menstrüel düzensizlikler. Erkeklerde de sekonder cinsel karakterlerin az gelişmesi ve tabii ki spermatogenezdeki problemlerle geliyorlar arkadaşlar. Bunlar tamamıyla demek ki ilk eksilen hormon düzeyine göre semptomlar çıkıyor. Etiyolojiye baktığımızda çok değişik etiyolojiler var arkadaşlar ama bunlardan bilmeniz gereken önemli noktaları birkaç tanesini vurgulayacağım. Bir tanesi şu Kalman sendromu arkadaşlar. Kalman sendromu önemli. Kalman sendromu demek aslına bakarsanız hipogonadotropik hipogonadizm. Birinci komponenti. İkinci komponenti de anosmi ya da hiposmi. Yani Kalman sendromunda ne oluyor? Hipogonadotropik hipogonadizm olduğuna göre FSH ve LH düşüklüğü oluyor. Hipogonadotropik bu demek. FSH ve LH düşükse hipogonadotropik diyoruz biliyorsunuz. Bunun yanı sıra klinik olarak da ne eşlik etmesi lazımmış? Anosmi. Yani ne demek bu? Hiç koku alamama. Ya da hiposmi. Yani çok az koku alma arkadaşlar. Demek ki bir vaka sorusunda size hipogonadotropik hipogonadizmli bir hasta tarif ederse işte ne olacak? Az önce bahsettiğimiz sekonder cinsel karakterlerin vesaire azlığıyla karakterize bir durum olacak. Buna ilaveten koku almayla ilgili problemler de ekleniyorsa kliniğimize Kalman sendromunu bileceğiz arkadaşlar. Bu hem pediatride soru olarak gelebilir hem de dahiliyede soru olarak gelebilir. Hele hele işte COVID sonrası bu anosmi, hiposmi vesaire biraz meşhurlaştı ya böyle koku duyusu. Kalman sendromunu bekleyebiliriz. Bir diğeri önemli özelliklerden biri arkadaşlar. Bunu USMLE'de de çok soruyorlar. Lenfositik hipofizit denilen bir kavram var. Bu lenfositik hipofizit adı üzerinde aslına bakarsanız hipofizin inflamasyonu yani iltihabı. Ama bu iltihabın içinde ne var? Lenfositler var. Yani siz o iltihaptan bir biyopsi alırsanız lenfositlerin baskın olduğunu görürsünüz. Tamamıyla bir uydurmaca isim gibi. Şimdi bu kimlerde görülüyor? Bu postpartum gebelerde genellikle görülüyor arkadaşlar. Daha önce bunun bu şekilde olduğunu sordular TUS'ta postpartum gebelerde. Ama bizim için soru potansiyeli taşıyan kısım ne bu yeni TUS sınavı için?
Özellikle arkadaşlar bu checkpoint inhibitörleri dediğimiz, yani onkolojide immünoterapi olarak kullandığımız ilaçlardan biri olan ve daha önce de farmakolojide sorulan bir soru arkadaşlar, bildiğiniz gibi ipilimumab tedavisinin lenfostik hipofizik yaptığını bileceksiniz. Peki vaka sorusu bana nasıl gelir lenfostik hipofizikle alakalı? Bana ipilimumab kullanan bir malignite verir öncelikle. Hangi kanserlerde ipilimumab tedavisini kullanıyoruz? En çok kullandığımızı söyleyen var mı bilen arkadaşlar? İpilimumab tedavisini biz en çok onkolojide malign melanomlu hastalarda kullanıyoruz. Biliyorsunuz malign melanom özellikle metastatikse çok kötü gider. Survival'ı oldukça azdır. Malign melanomda survival'ı çok güzel uzatmıştır arkadaşlar ipilimumab tedavisi. O zaman vaka sorusunu ben olsam nasıl sorarım? Malign melanomu olan ve ipilimumab kullanan bir hastada MR'da hipofizde kitle ve prolaktinde hafif yükseklik varsa aklıma gelmesi gereken tanı nedir? Lenfostik hipofizittir arkadaşlar. Bunların peki bulgusu nasıl olur? Az önce saydığımız hipopituitarizm bulguları olur. Genellikle gonad problemleri ile karşımıza gelirler bunlar. Demek ki malign melanom, ipilimumab, lenfostik hipofizit. Lenfostik hipofizitten kaynaklı inflamasyon, hipofizi bir kitle yapmış. MR'da hipofizi kitle göreceğim. Kitle basısına bağlı olarak da dopaminerjik inhibisyon ortadan kalktığı için prolaktin düzeylerinde hafif bir yükseklik göreceğim. Hafif lafını unutmayın. Prolaktin işlerken derecelerini görüşeceğiz bunu. Peki klinik eksiklik durumlarında başka neler olabilir arkadaşlar? Growth hormon bildiğiniz gibi bir nasıl hormondur? Kan şekeriyle alakasını bilen var mı arkadaşlar? Growth hormon normalde yükselirse ne olur? Kan şekeriniz yükselir. Bakın bu lafı unutmayın. Çünkü growth hormon fazlalığı ve eksikliğinde kullandığımız dinamik testler hep kan şekeri yani glukoz üzerinden arkadaşlar devreye girecek. Dolayısıyla growth hormon arkadaşımızın da dediği gibi bir kontrol regülatör hormondur. Ne demek kontrol regülatör hormon? Glukoz düşerse yani hipoglisemiye girerseniz vücut buna cevaben bazı hormonlar salgılar. Bunların en önemlilerinden bir tanesi growth hormonudur. Glukoz düştü, vücut growth hormonu yaptı. Vücudun growth hormonu yapmasının sebebi glukoz düşüklüğünden vücudu kurtarmak. Yani kan şekerini yükseltmek. Counter regülatör diyebileceksiniz. Birazdan dinamik testlerde daha detaylı söyleyeceğim. Dolayısıyla growth hormon eksik olursa nasıl olursunuz? Kan şekeriniz düşer. Açlık hipogliseminiz olur. Ve halsiz hissedersiniz. Dolayısıyla growth hormon eksikliğinin en önemli semptomları bunlar arkadaşlar. Bir diğeri biliyorsunuz hipoglisemi özellikle diyabet hastalarında kardiyovasküler ölümlerin en sık sebebidir. Çünkü biliyorsunuz onlarda işte sessiz iskemi dediğimiz bir kavram var. Orada ne oluyor? Hasta MI bile geçirse göğüs ağrısı nöropati olduğu için çok fazla belli etmiyor hastada kendini. Ve dolayısıyla ani kardiyak ölümlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu yüzden bu hastalarda kardiyovasküler ölüm riski artıyor. Hipoglisemiye girdikleri için önemli bir nokta. Peki ilk istenecek test nedir? Arkadaşlar önemli bir hastada growth hormon eksikliğinden şüpheleniyorsanız ya da growth hormon fazlalığından şüpheleniyorsanız bu iki durum için de geçerlidir. İlk istenecek tetkik daha önce TUS'ta sorulduğu IGF-1'dir arkadaşlar. Insulin-like growth faktör 1 diyebileceksiniz. IGF-1 arkadaşlar ilk istenecek test. Bakın genellikle diğer bezlere baktığımız zaman genellikle o bezin kendi hormonuyla alakalı tanısal işlemlere gideriz. Ama burada growth hormon ölçümünün pek bir faydası yok. Birazdan birkaç istisna durumda sadece istediğimizi söyleyeceğim growth hormonu. Ama growth hormon eksikliği ya da fazlalığı şüphenizde growth hormon değil,